Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Geçenlerde biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'la ilgili bazı soruları gündeme getirmiştik. Bu soruları gündeme getirmekten amacımız, yaklaşık 3 aylık bir dönemde basında bu sorular geniş bir şekilde yer almasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın bütün bu sorulardan ısrarla uzak durması, cevap vermekten kaçınması. Tabii şöyle bir durum var. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da seçmenin temiz siyaset talep etme hakkı her zaman en yüksek haktır. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin seçmenin önüne temiz adaylarla çıkması doğal olarak irdelenmesi gereken, tartışılması gereken bir süreçtir. Burada da yaklaşık 3 aylık bir süredir belli iddialar basın yayın organlarında yer alıyor. Tabii siyasi partilerin gündemine de bu vesileyle girmiş oluyor. Fakat bu süre içerisinde biz bu soruları gündeme getirene kadar ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, ne Mansur Yavaş'ın kendisi, ne de orada kurulan ittifakın diğer unsurları hiçbir şekilde bu meseleyle ilgili bir cevap verme işine girmediler. Dile getirilen iddialar karşısında susarken bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Tabii bir takım yalan beyanlar var. Maalesef bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar. Hadisenin tamamı bu şekilde gelişiyor. İşte birkaç gündür sustuklarını, bu işin arkasında kimin olduğunu görmek istediklerini söylüyor. Bu birkaç günlük bir mesele değil, birkaç aylık, birkaç haftalık bir mesele. Ve oradaki beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu bu kişiyle, ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, kendisinin ihtilaflı olduğu bu kişiyle ilgili olarak benim saygıdeğer bir iş adamı gibi bir ifadem olmamıştır. Bunu Türkçe anlayabilen herkes rahatlıkla benim basın toplantımda duydu. Böyle bir ifade kullanmadım. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Saygıdeğer bir iş adamı mıdır? Yoksa Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi kriminal bir kişi midir? Bu konuda bir bilgi sahibi değiliz. Buna karar verecek olan da biz değiliz. Çünkü belli meseleler mahkemelere intikal etmiş. Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Bu şekilde bu meseleler sonuçlanacak. Biz bu meselede, yani Mansur Yavaş'la bu kişi arasında bir taraf da değiliz. Bizim sadece gündeme getirdiğimiz mesele, Ankaralı seçmenin hak ettiği temiz siyaset talebi, siyasette her zaman en yüksek düzeyde tutulması gereken temiz aday değerlendirmesi açısından bu iddialarla ilgili olarak Mansur Yavaş'ın niçin cevap vermediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu konuda niye sustuğudur. Öncelikle bunu söylemek isterim. Biz hiçbir kimseyle tarafgirlik ilişkisi içerisinde değiliz. Ha, Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu bu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır? Yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bu bahsedilen konularda mahkemeler verecek. Fakat bu kişinin saygıdeğer bir iş adamı ya da kriminal bir kişi olup olmadığını en iyi bilecek kişi, onunla yıllara dayanan dostluğu olan, dostluk geliştirmiş olan Mansur Yavaş'ın kendisidir. Yıllarca dostluk yapmış ve ondan sonrasında da bugün bu kişinin son derece kriminal bir kişilik olduğuna dair uzun uzun açıklamalar yapıyor. AK Parti'yi de böyle bir kriminal kişiliği niye savunuyorsunuz diye suçlamaya kalkıyor. Bakın bu kürsü iftiralara karşı mücadele edilen bir kürsüdür. AK Parti genel merkezi burası. Siyasetteki varlık sebeplerimizden biri budur. Bu kürsü Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesine karşı kurulan tezgahlarla mücadele etme kürsüsüdür. Dolayısıyla iftira arıyorlarsa, tezgah arıyorlarsa bu kendilerinin şu anda içinde bulundukları atmosfer çerçevesindeki siyasi ilişkilere bakmaları gereken bir durumdur. Dolayısıyla bu kişinin, kriminal dediği bu kişiyle yıllarca dostluk yapması neticesinde o kişinin hakkında saygıdeğer iş adamı mı, kriminal bir kişi mi, değil mi, yıllarca niye dostluk yaptı, daha sonra bu hasım ilişkisi nasıl ortaya çıktı, bu Mansur Yavaş'ın kendi meselesidir. Bizim meselemiz değildir.
Yine vurgulamak istediğim bir soru da şu. Kendisine rakipleri tarafından bunların, bu iddiaların ortaya atıldığını söyleniyor. Bu rakipler meselesi değildir. Bakın, çok temel bir takım sorular soruluyor. Bunlara kendisine güvenen, kendisinden kuşku duymayan bir siyasetçi rahatlıkla cevap verebilir. AK Parti çok büyük bir partidir, çok büyük bir siyasi harekettir, bir dünya markasıdır. AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesidir ve o ittifak içerisinde bu adaylığa destek verenlerin meselesidir. Peki bizim meselemiz nedir burada? Bizim meselemiz saygıdeğer Ankara seçmeninin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir adayla ve yaklaşımla çıkmayı içine sindirdiği meselesidir. Bu husustaki gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Biz Türkiye'deki bütün siyasi meselelerle ilgili bir partiyiz ve meseleye bu açıdan bakıyoruz. Dolayısıyla CHP'nin ve ona destek veren ittifak unsurlarının meselesi olan Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir. Bizim meselemiz Ankara seçmeninin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ona destek verenlerin nasıl bir adayla ve ne tür bir yaklaşımla ortaya çıktı ve bunu nasıl sindirebildiğidir. Bunun cevapları kamuoyuyla paylaşılırsa meseleyle ilgili herhangi bir kafada soru işareti kalmayacaktır. Nitekim basında günlerdir bunlar çıkıyor. Kamuoyuna yayıldı. Hatta arkadaşlarımız saha çalışması yaparken genel merkeze verdikleri raporlarda bu soruların sıkça gündeme getirildiğinde ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizim açıklamamız oldukça netti. Biz Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı halde, yani bir avukatlık ilişkisi olmadığı halde, yasal alacak verecek ilişkisi olmadığı bir şahıstan alacak iddiasıyla ortaya koyduğu 600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ve bu sahteliğin Yargıtay'da kesinleştiğini ifade ettik. Kendisi de basın toplantısına çıktığında bu gerçeği yalanlayamadı. Soru şudur. Sahte bir senetle alacak takibi yapmıştır. Yargıtay'da bu kesinleşmiştir. Bizim sorduğumuz sorunun haklı olduğu ortadadır. Kendisi de yalanlayamamıştır. Dolayısıyla ortada bir iftira ya da uydurmadan bahsedilecek bir durum yoktur. Mesele Mansur Yavaş'ın bunu nasıl izah ettiğidir. Yine basın toplantısında cevap vermek için birkaç gün beklediğini ifade ediyor. Fakat bu beyanı da doğru değil. Çünkü bu iş birkaç günlük bir mesele değil. Bu konuyla ilgili ilk haberlerin çıkması 11 Aralık 2018 tarihi. Yani sahte bir senetle icra takibi haberi sosyal medyada gündem olmuş, internette olmuş, basında çıkmış. Yani aylara sari bir durumdan bahsediyoruz biz. Dolayısıyla 3 günden değil, 3 aydan bahsediyoruz. Yani böyle birkaç gün bekledim, o yüzden cevap vermek için kenarda durdum gibisinden bir yaklaşım, bir siyasetçinin başvurmaması gereken maalesef yalan bir beyandır. Ya, bu zamana kadar niçin tekziple idare etti de böylesine vahim iddialar karşısında dün yaptığı gibi yaptığı basın toplantısını, evvelki gün yaptığı basın toplantısını 3 ay önce, 2 ay önce, 1 ay önce adaylığı açıklanmadan yapmadı. Bu da kamuoyunun merak ettiği bir konudur. Yani bir siyasetçi, sorumlu bir insan, Ankara halkının önüne çıkan bir insan bu sorulara güçlü, net, kafada soru işareti bırakmayacak şekilde cevap vermek zorundadır. 11 Aralık'tan beri bu iddialar gündeme geliyor, o ise birkaç gün beklediğini ifade ediyor. Burada CHP adayının, Sayın Yavaş'ın konuyu saptırmaya çalıştığı açıktır. Ve burada diyor ki rakibimin mal beyanında bulunmasını talep ettiğim için bütün bunlar gündeme geldi diyor. Ve bana diyor iftira atıldı diyor. Bir kere daha söylüyorum. İftira, tezgah gibi bir takım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez. Tam tersine biz bunlarla mücadele eden bir kadroyuz. Bu konularda daha deneyim sahibi olanlarla kendisinin son derece ilişkili olduğu açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla etrafına bakmasında fayda vardır. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır. Neden? Çünkü mahkeme kararıyla sabittir. Yani biz herhangi bir afaki durumdan, herhangi bir hayali durumdan, hayal mahsulü bir durumdan bahsetmiyoruz. Mahkeme kararıyla sabit bir durumdan, Yargıtay kararıyla onanmış bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan rakibinin mal beyanında bulunmasını talep ettiği için başına bunun geldiğini söylüyor. Tabii temel bilgi eksiklikleri var. Yani bu bilgi eksikliklerinin biz
Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarında bu kadar yoğun olmasından bıkmış, usanmış durumdayız. En temel konularda sürekli düzeltmekten biz yorulduk artık. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız Sayın Özel Seki 94'ten beri kamu görevi yapmaktadır. Belediye başkanlığı yapmıştır, milletvekilliği yapmıştır, bakanlık yapmıştır. Bütün bu süreler içerisinde müteaddit defalarda mal beyanında bulunmuştur. Daha sonra biliyorsunuz bunlar mecliste de vardı. Bugün de sabahleyin söyledi kendisine bunu kendi adresine de Mansur Yavaş'ın adresine de aynı şekilde gösterecek. Yani sakınılan, çekinilen bir durum yoktur. Şimdi bu konuları bıraksınlar. Meselenin esasına odaklansınlar. Biz şu vatandaştan, bu vatandaştan, şu kriminal olup olmadığı iddia edilen şahıstan bahsetmiyoruz. Biz Mansur Yavaş'la ilgili iddialara cevap verilmesinden bahsediyoruz. Temiz siyaset açısından, Ankaralı seçmene duyulan saygı açısından, Ankaralı seçmenin önüne siyasi partilerin temiz aday çıkarma yükümlülüğü açısından izah edilmesi gereken ve son derece mahkeme kararlarında tespit edilmiş vahim durumlar vardır ve bu ortadadır. Kendisiyle ayrıca bunu bir rekabet ilişkisi içerisinde izah etmeye çalışıyor. Burada da temel bir bilgi hatası yapıyor. Kendisiyle ilgili bu haberlerin çıktığı zamanlarda ne Sayın Mehmet Özasek'in adaylığı ilan edilmişti ne de kendisinin adaylığı ilan edilmişti. Dolayısıyla bunu bir rekabet ilişkisine bağlaması baştan aşağı mantık dışı bir durumdur. Tamamen bir manipülasyondur. Ha tabii o zaman Yavaş'ın adaylığına karşı çıkma konusunda CHP içerisinde bir tartışma yürütüldüğü basına yansımıştı. Nitekim basına yansıdığı kadarıyla 12 CHP Parti Meclis üyesi Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmıştı. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili spekülasyonların ortaya çıkma sürecinin bu adaylık süreciyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Kamuoyuna bilerek, kasten, tarihleri çarpıtarak maalesef yanlış beyanda bulunmaktadır, yalan bilgi vermektedir. Bu haberlerin çıktığı zaman ne Sayın ÖSSK'ye aday ne Sayın Mansur Yavaş'ın bir adaylığı söz konusu. Herhangi bir rekabet ilişkisi neticesinde bu haberler çıkmış değil. Ayrıca açıklamasında 2016 yılında kesinleşmiş bir karardan bahsediyoruz biz. O ise açıklamasında TCK 288'i hatırlatarak bizim adil yargılamayı etkileme suçu işlediğimizi iddia ediyor. Bu tamamen mantık dışı bir şey. 2016 yılında sonuçlanmış bir davanın, kesinleşmiş bir davayı 2018 yılında biz nasıl etkileyebiliriz? Biz 2016 yılında alınmış bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Onu 2018 yılından geriye doğru herhangi bir şekilde etkilememiz nasıl söz konusu olacak? Bu mantık dışı iddialarından bir tanesi daha. Ayrıca eğer illa adil yargılamayı etkileme diye bir karardan bahsedilecekse kendisinin orada bir takım iddialarla ilgili ortaya koyduğu tutumlar, bir takım spekülasyonlarla ilgili tutumlar, ayrıca eskiden işlerini takip ettiği, eskiden dostluğu olan, bugünse kriminal dediği şahsınla ilgili yargı süreçlerine dönük açıklamaları esas adil yargılamayı etkileme sürecidir. Dolayısıyla adil yargılamayı etkileme süreci diye bir şeyden bahsedecekse kendi açıklamalarına bakmasında büyük bir fayda vardır. Tabii kendisine hakkında bu iddiaları yayınlayan basın yayın organlarını, ki basın yayın organlarında belgeler yayınlanıyor, yani mahkeme kararları yayınlanıyor. Spekülatif şeyler yayınlanmıyor. Bu basın yayın organlarına, kendisine bu konuda soru soranlara, bu belgeleri yayınlayanlara ve bizlere dava açacağını söylüyor. Dava açmaktan bahsettiği herkes, eminim, dava açmasını heyecanla bekliyordur. Heyecanla bekliyoruz. Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için bu dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu basın yayın organlarına dava açacağım diyor, bizlere dava açacağını söylüyor. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim. Çünkü okuduklarımız şu ana kadar bildiklerimizin çok daha ötesinde bir hikayeyle karşı karşıya olduğumuzu ve vatandaşımızın bu hikayenin bütün detaylarını bilmesi gerektiğini, Ankara'nın önüne nasıl bir aday çıkarıldığını ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl yaptığını daha iyi anlaması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu dava sürecini dava açmaktan bahsettiği herkesin heyecanla beklediğinden hiçbir kuşkumuz yoktur arkadaşlar. Tabii meselenin özünden kaçıyor. Sorulan sorulara cevap vermek yerine soruların etrafından dolanarak bu bir takım spekülasyonlardan bahsederek işi siyasi magazine boğarak bu soruların dışında bir alanda durmaya gayret ediyor.
Yargıtay tarafından 2016 yılında onaylanan, icraya verdiği senedin sahte olduğu tescil edildiği belli olan karar ortada. Eğer aksini söylüyorsa bu para cezası kime verilmiştir? Zaten aksini iddia edebilecek durumda da değil. Dolayısıyla bizim bu konuda gündeme getirdiğimiz o sorunun ve diğer soruların hepsinin ne kadar haklı olduğu görülmektedir. Şimdi biz geçen seferki basın toplantımızda Yavaş'ın sahte senetle icra takibi başlattığı şahıstan bir vatandaş olarak söz ettik. Konuşmamızın hiçbir yerinde saygın bir iş adamı diye bahsetmedik. Tanımıyoruz çünkü, bilmiyoruz. Kişinin saygın bir iş adamı olup olmadığı ya da Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi kriminal bir kişi olup olmadığı bizim meselemiz değildir. Biz bu meselede bir taraf değiliz. Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Mansur Yavaş'la herhangi bir vatandaş arasındaki ihtilafta da taraf değiliz. Yani kamuoyunu saptırma konusundan uzak durmak gerekir. Ayrıca bahsettiği şahsı biz Mansur Yavaş kadar tanımıyoruz. Mansur Yavaş'ın kendisi tanıyor bu şahs. Daha önce yıllarca dostluk yapmış, şimdi ise kişinin kriminal olduğundan bahsediyor. Bu olayda vatandaşın kim olduğunun önemi yok. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin önüne getirdiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olan göz bebeğimiz Ankara'mıza aday olarak çıkardığı kişinin sahte senetle icra takibi yapması, bu gerçeğin kamuoyundan bu sorulara rağmen saklanmak istenmesidir. Dolayısıyla Yavaş'ın bu şahısla ilgili iddialarına tabii ki mahkeme karar verecektir. Geçmişte dostlukları olmuş, şimdi ise birbirleriyle bir sürü 28 civarında basına yansıdığı kadarıyla mahkemeleştiklerinden bahsediliyor. Şimdi bu kriminal kişiliğin kendisine karşı kullanıldığını ifade ediyor. Halbuki beyanlarından, kendisinin de beyanlarından, basına yansıyanlarından da her ikisinin de, yani kriminal olduğu bahsettiği kişiyle ta geçmişe doğru 4 yıla yakın süren bir arkadaşlık ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Bunun anlamı şudur. Kriminal olduğunu iddia ettiği bu kişiyle yıllardır süren bu dostluğun sebebi, bu yakınlığın, bu bağlantının sebebi nedir? Bu kişiyle girilen iş ilişkisinin sebebi nedir? Yani bugün mahkum ettiği hangi sebeple bir takım iddialar yayıyor ya bir takım yüz kızartıcı suçlardan bahsediyor. Tabii söylüyorum bunların hepsine mahkemeler karar verecektir. Bu bizi ilgilendiren bir husus değildir. Ama bu iddiaları dile getiren kişi başkalarını suçlayacak yerde kamuoyuna şu açıklamayı yapmalıdır. Bu kişiyle yıllardır nasıl bir dostluğunuz var? Ne sebeple ihtilafa düştünüz? Bugün kriminal dediğiniz bu kişiyle yıllara dayanan bağlantınızın mahiyeti nedir? İçeriği nedir? Ve hangi temellere dayanmaktadır? Niçin böyle bir bağlantı bu ihtilaf ortaya çıkana kadar sürmüştür? Yine Sayın Kılıçdaroğlu dün bir televizyon programına çıktı ve bu konuya girdi. Fakat aynı şeyi o da yapıyor. İddianın esasına ilişkin bir şey söylemiyor. CHP Genel Başkanı hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları olan, sahte senetle icra takibi yaptığı konusunda kesinleşmiş mahkeme kararları olan bir kişiyi Ankaralı'nın önüne aday olarak çıkarma durumundan dolayı sorumluluğu ilk önde olan kişidir. Dolayısıyla bu meselelere iyi cevap vermesi gerekir. Fakat yine dersine çalışmamış, Yargıtay'da kesinleşmiş bir karar olmasına rağmen konunun başka yerlerine de dolaşıyor ve Ankara'ya, Türkiye'nin göz bebeğine aday gösterdiği şahsın, kendisinin bahsettiği bu kriminal kişinin, bu Mansur Yavaş'ın arkadaşı olduğunu, onunla bağlantılı bir kişi olduğunu sürekli olarak görmezden gelerek bu iddiayı ortaya koyuyor. Diyor ki bu iddialar, mahkeme kararlarını görmezden geliyor Kılıçdaroğlu. Bu iddialar diyor kriminal bir kişi tarafından dile getiriliyor diyor. Birincisi burada mahkeme kararı var. İkincisi kriminal dediğiniz kişi sizin adayınızın bağlantılı olduğu kişi. Dolayısıyla o ilişkiyi çözmek, o ilişkinin mahiyetini kamuoyuna açıklamak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunda olan bir iştir. Bir kere kararlar ortadadır. CHP'nin Ankara'ya aday olarak öne sürdüğü ve ittifakın diğer unsurları, CHP'nin müttefiklerinin diğer unsurları tarafından da hararetle desteklenen bu kişinin, Mansur Yavaş'ın, CHP adayının sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır. Muhatabı tarafından kendisine sahte senet verildiğini iddia ediyor. Böyle bir iddiası var bunun karşılığında. Oysa basına yansıdığı üzere sahte senetle dolandırıldığını iddia eden Mansur Yavaş ve avukatları çeşitli mahkeme beyanlarında ilgili sahte senedin kendi huzurunda ve gözleri önünde imzalandığını söylüyor. Yani bugün de çıktı bu belgeler, dün de çıktı bu belgeler.
kendisine bir yanlışlıkla kendisine komplo kurulduğunu, sahte senet verildiğini iddia ediyor basın toplantısında. Fakat kendisinin ve avukatlarının mahkeme beyanlarında ise bu senet benim önümde, huzurumda imzalanmıştır diye beyanı olduğu ortaya çıkıyor. Eğer senet sizin önünüzde imzalanmışsa nasıl sahte oluyor? Önünüzde imzalanmış bir senede basın huzurunda nasıl sahte diyebiliyorsunuz? Hangi açıklaması doğrudur Mansur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı doğrudur? Basın yayın organlarının önünde dün basın toplantısında söylediği mi doğrudur? Bu konunun da net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir. Ankara seçmeni bunu hak etmektedir. Ankara seçmeninin önüne böyle spekülatif bir tabloyla çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer kendi gözleri önünde imzalandığına tanık ettiğini söylediği bir senetle dolandırıldığını nasıl iddia etmektedir? Eğer senet sizin gözlerinizin önünde imzalandıysa bununla sizi nasıl dolandırabiliyorlar? Mahkemede söylediğiniz bu doğru. Bugün basın yayın organlarında bu belgeler yayınlandı. Biz de oradan okuduk. Yoksa basın toplantısında söylediğiniz bu doğru. Ve ayrıca şu soruların cevabı henüz ortada yoktur. Yani bunlara normalde hukukla ilgilenen bir kişinin, siyasetçi olan bir kişinin çok net, sarih, temiz cümlelerle cevap vermesi lazım. Ayrıca kendisine bunu tavsiye ederiz. Yani soru soruyoruz biz. Bu sorulara da aynı şekilde cevap verebilir. Onun yerine çirkin ifadelere başvurmak bir şeyi örtbas etmekten başka bir amaç taşımıyor. Akılla, mantıkla, temiz bir Türkçeyle, tutarlı bir şekilde cevap verilebilir. Eğer kendine güveni olan bir siyasetçi, eğer yaptıklarına güveniyorsa bunu rahatlıkla ortaya koyabilir. Bunun yerine bir takım çirkin cümlelere başvurmanın bir alemi yoktur. O sadece örtbas etme faaliyeti olduğu açıktır. Soru şu, yine cevap vermekten kaçındığı bir soru. Bu bahsettiği kişiden tahsil etmeye çalıştığı parayı nasıl bir hizmet karşılığı hak etmiştir? Nasıl bir hizmet sunmuştur da bunun karşılığında bu kişiden 600 bin dolar alacağım var diyerek bir tahsilata gitme sürecine girmiştir. Bir fatura veya vekaletname var mıdır? Ne karşılığında 600 bin doları hak ettiğini sormak herkesin hakkıdır. Niye diyeceksiniz? Çünkü mahkeme kararıyla sahte senet takibiyle ilgili olarak kendisi hakkında verilmiş bir karar var. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu 600 bin liralık parayı hangi hizmetin, hangi bağlantıların karşılığı olarak ortaya çıktığını bunu sormak herkesin en doğal hakkıdır. Kendisine güvenen bir kişinin de eğer kendisine güveniyorsa buna cevap vereceği cevap iki cümledir. Uzun uzun lafı dolandırmaya gerek yok. Ama uzun uzun lafı dolandırıp da bu soruya cevap vermeden başka konuların etrafında dolanmanın bir örtbas etme faaliyeti olduğunu herkes görecek kadar Ankara'da tecrübeli. Yine basına yansıyan belgelerden de anlaşıldığına göre bu sorular kendisine mahkemede de sorulmuş. Mahkeme önünde de yani bu parayla ilgili konular kendisine sorulmuş. Bu cevaba göre bir avukatlık ilişkisi yok. Bunu da söylüyor. Ne bir mütala, ne bir dilekçe hazırlamış, ne de iki satır yazı yazmış bu konuda. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı içerisinde bu davayı takip etmiş, bu alacağı tahsil etmeye çalışmış, bu konuda da bir muamma var. Bu konuda uzun toplantılar yaptığını söylemiş. Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın firmayla ve alacaklı olduğunu söylediği vatandaşla ilgili olarak bir danışmanlık ve vekalet ilişkisi olduğu da gözükmemektedir. Zaten kendisi de bunu söylüyor. O zaman talep ettiği para neyin karşılığıdır ve hangi ilişkinin neticesi olarak ortaya çıkmıştır? Bunları bilmek kamuoyunun hakkı değil mi? Bunları bilmek Ankara seçmenin hakkı değil mi? Yani mahkemede söylediğinizle basın toplantısında söylediğiniz arasında bu kadar çelişki olması, kamuoyunda ortaya çıkan sorular karşısında bu kadar cevapsız bir pozisyonda kalmanız karşısında Ankara'nın saygıdeğer seçmenlerinin bu soruları bilmeye hakkı yok mudur? Sonuna kadar vardır arkadaşlar bu soruların bilinmesi. Bir siyasetçi kendisine güveniyorsa iki cümleyle bunlara cevap verebilir. Ama uzun basın toplantısı yapıp da bir sürü cümle kurup da hiçbir şeye cevap vermeden yine bu soruları açıkta bırakıp ondan sonra da mağdur edildiğini iddia etmek basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil. Ve tabii iş buraya geldiği zaman daha vahim olan bir husus var. O da şu, herkes bunu merak ediyor. Bu soru da ısrarla soruluyor. Alacağını, yani bir hukuki ilişki içerisinde niye sözleşmeye dökmemiş, niye vekaletname almamıştır? Yine basında okuyoruz biz bunu. Sayın Yavaş, amacının vergi vermemek olduğunu söylüyor. Bakın bu çok ilginç. Eğer bir sözleşme yapılsaydı, bir makbuz kesilseydi, alınacak paranın 300 bin doları vergiye
parayla ilgili, paranın 300 bin dolarıyla ilgili vergi doğacağından resmi sözleşme yapmaktan kaçındığını ifade ediyor. Vergi toplamakla ilgili olarak, bu yükümlülükle ilgili olarak her siyasetçinin hassas olması gerekir. Belediye başkanlığına aday olmuş siyasetçilerin ise çok daha fazla yüksek bir hassasiyete sahip olması gerekir. Ama Ankara'nın belediye başkanlığına aday olan bir şahsın alacağından doğacak vergiyi vermemek için bir sözleşme yapmadığını söylemek gibi bir gerekçeye sığınması hem gerekçenin içeriği açısından vahimdir hem vergi vermeme gibi bir yaklaşıma sığınması bakımından son derece vahimdir. Bu sorular kamuoyunun önündedir. Bu sorular ısrarla basın yayın organlarında sorulmaktadır. Biz siyasetçi olarak bu soruları gündeme getiriyoruz. Üç aydır niye susuyorsunuz diyoruz. Ankara'da yaşıyoruz. Saygıdeğer Ankara seçmeni adına temiz siyaset talebini dillendiriyoruz. Bütün siyasi partilerin vatandaşın önüne temiz adayla çıkma yükümlülüğünü hatırlatıyoruz. Üç aydır bu sorular gündeme gelirken ne Mansur Yavaş'tan, ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir tatminkar açıklama gelmiyor. Burada çok temel, olayı açıklığa kavuşturacak 5-6 tane soru var. Burada bizi suçlayacağına, başkalarını suçlayacağına oturup ikişer cümleyle bunlara cevap verebilir. Ama ortada bir cevap yoksa tabii ya da kamuoyu önüne çıkarılacak temiz bir cevap yoksa başvurulacak yöntem Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı basın toplantısında başvurduğu yöntemdir. Dolayısıyla bu meseledeki sorular Ankara seçmeninin önündedir ve büyük soru şudur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen bu şahıs, sahte senetle icra takip ettiği hakkında mahkeme kararı olan bu şahıs, CHP'nin hangi yaklaşımla, hangi ilkelerle Ankara'nın önüne aday olarak çıkardığı bir şahıstır. Cumhuriyet Halk Partisi ve müttefikleri bu durumu nasıl içlerine sindirmektedirler. Bu soruları gündeme getiriyoruz, tekrar soruyoruz. Oturup da orada uzun uzun bunu yapacak, spekülasyona boğacak bir hal yok. Herhangi bir şekilde kimsenin kişilik haklarına saldırmıyoruz. Herhangi bir şekilde bir iftira söz konusu değil, herhangi bir şekilde bir tezgah söz konusu değil. Bu bizim siyasi geleneğimizde yok. Bunun hangi siyasi geleneğe ait olduğunu da vatandaşımız tek parti döneminden beri çok iyi bilir. Biz bu soruları gündeme getirdiğimiz zaman buna cevap vermek yerine bu yollara başvurmak maalesef bu eski geleneğin devam ettiğini göstermektedir. Ya bu sorular da 3 aydır gündemdedir. 3 aydır gündemde olduğu için bu soruları gündeme getirmek de bizim vazifemizdir. Kendileri çıkar da bu sorulara hukuki açıdan, ahlaki açıdan, siyasi açıdan herhangi bir boşluk olmayacak şekilde cevap verebilirlerse konu kapanır. Ama onun yerine Mansur Yavaş'ın yaptığı her açıklamayla birlikte, CHP adayı olan Mansur Yavaş'ın yaptığı her açıklamayla birlikte konu kapanacak yerde daha da büyümektedir. Daha da dallanıp budaklanmaktadır. Hikaye genişlemektedir. Ortaya çıkan her belgeyle birlikte bu konunun şimdiye kadar bu konuda duyduklarımızın çok ötesinde boyutlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla vatandaşımız, Ankaralı seçmen, bütün siyasi partiler sivil siyasetin hukukunu ve temizliğini korumak adına bu konuyu takip etmek zorundadır. Bu konunun muhatapları da buna cevap vermek durumundadır. Değerli arkadaşlar, diğer bir gündemimiz İsrail Başbakanı'nın bir açıklaması oldu Netanyahu'nun. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör ifadesini kullandı. Bu ifadeyi yeryüzünde şu anda görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum. Zaten Netanyahu gibi bir kişiliğin herhangi birisine demokrat demesi ya da övgü dolu sözlerle bahsetmesi şüphe sebebidir. Onun Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör demesinin altyazısında şu vardır. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız Netanyahu gibi birisi tarafından diktatör olarak nitelendiriliyorsa, yani gerçek bir diktatör tarafından diktatör olarak nitelendiriliyorsa, o zaman şu açığa çıkmaktadır ki seçimle iş başına gelen demokratlığından Netanyahu rahatsızdır. Filistinli mazlumlara sahip çıkmasından rahatsızdır. Ortaya koyduğu bir iradeden rahatsızdır. Ve Netanyahu daha geçtiğimiz günlerde belki de insanlık tarihine geçebilecek en ırkçı açıklamalardan birisini yapmış bir kişidir. Diyor ki, İsrail'de yaşayan bütün vatandaşların değil, sadece Yahudilerin ulus devletidir diyor. Bakın orada Yahudi olmayan İsrail vatandaşları da var.
kendi vatandaşlarını açık bir şekilde birinci sınıf vatandaş ve ikinci sınıf vatandaş olarak nitelendirmek, tarihte bunu yapmış kimleri akla getiriyor, kamuoyunun takdirine bırakıyor. İsrail sadece Yahudilerin ülkesidir, ulus devletidir. Onun dışındakilerin ulus devleti değildir açıklaması, biliyorsunuz Netanyahu'nun marifeti olan ulus devlet yasasına dayanıyor. Şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı da buna karşı çıkıyor. İsrail'de birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş yoktur diye açıklama yapıyor İsrail Cumhurbaşkanı. Fakat Netanyahu bu ırkçı yaklaşımında ısrar etmeye devam ediyor. Dolayısıyla onun böyle bir ırkçının kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf, ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde diktatör ifadesinde kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur. Asıl ondan gelecek bir övgü söz konusu olsaydı bundan büyük bir utanç duyardık. Diktatör ifadesini kendisine en çok yapışan sıfat olarak Netanyahu'ya aynen buradan iade ediyorum. Arkadaşlar bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Buraya girerken çok değerli Beril Dedeoğlu hocamızın sağlığıyla ilgili bazı haberler çıktı. Teyit edemedik onları. Ben Avrupa Birliği Bakanlığı da yaptı biliyorsunuz. Kendisiyle aynı bakanlıkta görev paylaşmışlığımız da var. Çok değerli bir akademisyen. Sağlık durumu ile ilgili çıkan çelişkili açıklamalar arasında ben tam buraya girerken çelişkili açıklamalar gelmişti. Tam net sebebi öğrenemedim. Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Beril Dedeoğlu hocamız çok kıymetli bir insandır. İnşallah hayırlı bir haber alırız diye bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sorunuz varsa cevaplayayım arkadaşlar. Buyurunuz. Efendim konuşmanızda da vurguladınız ama Sayın Mansur Yavaş Yargıtay'ın onanmış bir kararı olmadığını söylemişti. Bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de efendim dün yine yaptığı açıklamada sizin incelemelerde bulunduğunuzu, söz konusu dava dosyasına giren kişinin çocuk istismarcısı olduğu, sahtecilik yaptığı, tehdit, şantaj yaptığı, üniversite belgesinin bile sahte olduğu yönünde belgeler olduğunu söyledi ve bunlardan sizin haberiniz olup olmadığını yine kendisi paylaştı basında. Bu açıklamayla ilgili de ne düşünüyorsunuz efendim? Birincisi, bu bahsettiği ceza davasından bahsediyor. Yani bir ceza davası almadım diyor. Ama hakkında bir sahte senetle icra takibi konusunda hakkında verilmiş bir karar var. Yargıtay da bunu 2016 yılında onamış. O yüzden de kötü niyet tazminatına mahkum edilmiş. Zaten ceza davası almış olsaydı aday olma yeterliliğini yerine getiremezdi. Mesela bununla ilgili bir mesele. Orada da aslında bunu çok iyi bilebilecek birisi de bunu örtbas etmeye çalışıyor. İkinci sorunuz bu bahsettiği kişiyle ilgili. Şimdi orada şöyle bir şey yapıyor. Bu maalesef çok düşük düzeyli bir siyasal olmayan bir akılla başvurulan bir yöntem. O kişiyi, kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyi kriminalize ediyor. Dediğim gibi kriminal midir, değil midir ben onu bilemem. Onu bu iddiaların görüldüğü mahkemeler karar verecek. Kişiyle bağlantısı olan biz değiliz. Bize diyor ki bunları biliyor musunuz? Biz saygıdeğer bir iş adam mı, değil mi? Bu kişi kriminal mı, değil mi? Bunu bilebilecek durumda değiliz. Fakat mesele bu değil. Ben zaten saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifade kullanmadım. Orada yalan söylüyor Mansur Yavaş. Bir vatandaş dedim. Burada mesele şu. Mesele vatandaşın kim olduğu değil. Mesela mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmış Mansur Yavaş hakkındaki iddialar. Hani diyor ya gittiler rakiplerim bu kriminal kişiye sarıldılar. Biz kriminal kişinin ortaya attığı hiçbir iddiayı dillendirmiyoruz. İkincisi o kişiyle ilgili bahsettiği konular kendisi de söyledi. Mahkemeye intikal etmiş konular. Ama şunun bilinmesi gerekir. Kişiyle bağlantılı olan biz değiliz. Madem o kullandığı ifadeler tekrar etmekten bile utanıyorum. Bu suçları işleyebilecek nitelikte bir kişi ise yıllardır niye arkadaşlık ettiniz ve alacak verecek ilişkisine girecek bir bağlantınız nereden kaynaklanıyor? Buna da karar vermesi gereken kendisidir. Yani bunu dün öğrenmiş değil herhalde. Çünkü yansıyan bilgilere bakılırsa aralarında pek çok sayıda karşılıklı açılmış dava var. Dolayısıyla burada şöyle bir kurnazlığa başvurulması bizim gözümüzden kaçmaz. Kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle bizim aramızda bizi bu ihtilaf ilişkisi içerisinde bir taraf gibi göstermeye çalışıyor. Biz kendisinin ihtilaflı olduğu hiçbir ilişkide taraf değiliz. Bizim meselemiz değil bu. Bizim sorduğumuz sorular mahkeme kararlarıyla
ortaya çıkmış konularda Mansur Yavaş'a yöneltilmiş sorulara Mansur Yavaş'ın cevap verip vermemesiyle ilgilidir. Ha, o kişiyle ilgili böyle düşünüyorsa kendisi, ben bilemem, hakim değilim, savcı değilim, kişiyi tanımıyorum. Ona mahkemeler karar verecek. Tanıyan Mansur Yavaş. Dolayısıyla o zaman Mansur Yavaş'ın kendisinin açıklaması gerekiyor. Yıllardır bu bağlantı nereden kaynaklanmıştır? Böyle bir kişiyle bağlantılı olmanızın mahiyeti nedir? Böyle bir kişiyle alacak verecek ilişkisi içinde olmanızın mahiyeti nedir? Mesela bundan ibarettir. Var mı başka arkadaşlar? Buyurunuz. Sayın Bahçeli, Mansur Yavaş'ın bu iddialar nedeniyle adaylıktan çekilmesi gerektiğini ifade etti. Bir bunu soruyorum. Bir de sanırım sizin aklınızda dava açacağını ifade etti dün Mansur Yavaş. Siz de demin bunu değerlendirirken açabileceğini ve hikayenin çok da öte noktalara varacağını söylediniz. Buna da bir açıklık getirir misiniz? Şöyle, bunu diyor, bunu ifade eden basın yayın organlarına, işte ÖSAS ekibe, bana, bunlara dava açacağız diyor. Biz de diyoruz ki şimdi bu ilk olarak 11 Aralık tarihinde çıktı. O günden bugüne kadar hikaye öylesine hızlı gelişiyor ki Netflix dizisi gibi. Netflix'teki diziler gibi arka arkaya devam ediyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla Aralık ayında birinci sezon bitti. Netflix dizisi gibi. Ocak ayında ikinci sezon bitti. Üçüncü sezon devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bu takibi seyrettiğiniz zaman sezon sezon bir gelişme kaydettiğini görüyorsunuz hikayenin. Bunu ifade ediyorum. Üçüncüsü de bizim söylediğimiz şey, basına yansıyan ve mahkeme kararları ortaya çıkan belgeleri ifade ediyoruz. Ve soru soruyoruz. Ha, bununla ilgili dava açacaksa da bu Netflix dizisinin devamında hikayenin daha büyük olacağını görüyoruz. Bu mahkeme belgelerinin, kendisinin basın toplantısında söyledikleriyle mahkemede söyledikleri arasındaki çelişkinin, basın yayın organlarında yayınlanan belgelerin, basındaki arkadaşlara, Sayın Özeseki'ye, bize dava açılmak suretiyle mahkeme önünde tartışılmasından dolayı bizim çekindiğimiz bir şey yok. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Kimseye kurulmuş bir tezgah yok. Ankara seçmeninin hakkını, hukukunu, sivil siyasetin temizliğini korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dün basından bazı arkadaşlar da söylediler bu ifadeyi. Bizim için de aynı şey geçerli. Heyecanla bekliyoruz bu Netflix dizisinin devamının ne şekilde devam edeceğini. Tabii bu iddialar çerçevesinde söyledik. Geçen basın toplantısında da sordum biliyorsunuz. Hala bu adayı devam ettirecek misiniz diye. Çünkü temel mesele şudur. Siyasi ahlak açısından, siyasetin temel prensipleri açısından tüm bunlarla çelişen bir durum var. Buna affedersiniz. Buna cevap vermek yerine rakiplerim benden korktuğu için işte bunu iddiaları gündeme getiriyor. İddiaları gündeme getiren biz değiliz. Mahkeme belgelerinden bahsediyoruz. İkincisi de şunun bilinmesi lazım. Seçimden korkmayan, sandıktan korkmayan, seçimi bir şölen gibi algılayan ve sandığı başının üstünde taşıyan bir partiyiz biz. Her zaman da sandığın sonuçlarına saygılıyız. O kendisini aday yapan tek parti geleneğine bakacak. Seçim sandık konusundaki korkudan dolayı. Artık bundan sonra böyle bir adayı devam edip ettirip ettirmemek CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı bir durumdur. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum hepinize. Sağ olun.